بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Biraz dersime çalıştım. Zor bir yer. Mustafa burayı onu söyledin ama sen muhabbet, kainatın bir sebebi vücudu. Onu biraz daha zor bir onunla alakalı. 26. pencere, haşiye, bak 26. pencere ama haşiye koymuş hemen, yani dipnot. Ne diyor? Diyor ki, şu pencerenin umuma değil, ehli kalbe ve ehli muhabbete hususiyeti var. Yani ne kadar istifade edersek o kâr olacak. Yani umum derste olmaz bu. Çünkü bunu kıvırmak, buna hakim olmak zordur. Yani bazı tabirleri bilmek lazım. Bilmek yetmiyor. Alemimizde karşılığını inşallah bulmaya çalışacağız. Ne kadar istifade edersek o kârdır, tamam mı? Konuşum. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Allah karar verdi kainatı yaratmaya. Şey, şeceri filkat, kainat daha küçük. Allah'ın dışında yani 18 bin alem. İlk önce bir nur Muhammed'i yarattı. Sonra bu ağacı yarattı. Tamam. Bu kainatı yarattı. Onun bir fotokopisini, yazılımını insana koydu. Allah'ın dışında ne varsa, arş, kürs, cennet, cehennem, arş-ı azam, defi mahfuz, kabu kavseyn ve bunların içerisindeki her şey. Yani varlık adına, mahluk adına ne varsa, bak Allah'ın dışında alemler. Bu alemlerin içerisinde cennet, cehennemin yeri orta bir yerde. Ağacın ortası gibi. Onun bir tamamı ha insana konmuş. Tamam. Oradan yürüyeceğiz. Onun için zor. Peki. Daim şu. Bütün cihanı, tarihçe demin daha önce geçen cümleyi söylüyorum. Bütün cihanı bir nokta yap, o noktaya, o cihana hakim ol. Neyi görmek istiyorsan, neyi seyretmek istiyorsan burada seyret. Dağılma. Cüzi nazarını, cüzi görme orayı. Külli nazarınla, külliye dönüştürmek için külli nazarınla o cüz-i hadisi külli yaparsın. Yani şu, resimin bir parçası var. Mesela bahçe çektiniz. Bahçenin çiçeği var. Kelebek uçuyor, ağaçlar var, toprak var. Yani kartpostal resim çekti. Oradaki bir yaprak cüzidir. Ağaç cüzdür. Parça parça. Külli demek kartpostal komple olursa o çok güzel olur. Yani güzel bir manzara olur. Ama hepsini silin, bir tane kelebek koyun oraya, pek keyif vermez. Bizim nazarımız o kartpostal resimde bir ot, otu görüyorsun, diğerini görmüyorsun. Bir de külli nazar demek o ota bütünsel bakmak, hepsiyle beraber bakmak. Bir daha, bir resim var böyle, bir manzara çektik, dağları. Bahçeler var, kuşlar var, kedi var, köpek var, domuz var, ot var, çiçek var, var da var. Şimdi o kartpostalın güzelliğini tek bir cüze baksam, bir çiçeğe baksam vermez. Bütünsellikten, bütünden elde edilen güzellik sırf ota bakarak elde edemez.
Tamam. O zaman diyor ki cüz-i nazarını cüz-i bir şeye, yani bir ota hasretme. O ota bakarken küllümen bak. Bakabilmem için sen biraz bakışımız kaliteli olmasın. Yani kendin kainatın çekildiği her şeysin ya yazılımın. İnsan küçük bir şey değildir. Tamam. Bütün alem ondan derc edildiği için baktığı zaman o külli bakmış olacak. Yani burada seyredeceksin. İnsanla baktığın zaman. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Radiyallahu anh. Onu okuyayım. Diyor ki ve tez umu anneke cirmun sahirun ve fiken tavel alimun ekber. Hazreti Ali radıyallahu anh emrettiği gibi diyor ki insan küçük bir cisim ise de, yani bedeni, büyük alimi içine alacak kadar büyüktür. Ve tez'umu enneke cilmun sahirun ve fiyken davel alimin ekber. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de, atom itibariyle cisim, İmam Ali söylüyor, büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Misal, odun küçük bir şeydir. Ama dünyamızdan güneş ne kadar büyük? 1.400.000. 300.000, 400.000. Değişiyor. 300.000 olsun. Yani 1.300.000, 400.000 defa dünyayı büyütsen, dünya kadar, yani 1.300.000 defa güneş büyük. Portakal gibi gözüküyor bak. Tamam. Fakat nerede biliyor musunuz güneş? Odun parçasında. Bunun küçük olduğuna bakma diyor. İçinde güneş var diyor. Görmek mi istiyorsun? Getir kemeti, yak, çıkar. Bak güneşe benziyor ve güneş. Çünkü odun donmuş güneştir. Değil mi? Alev görmüyor musun? Nereden gelmiş? Her şey aslına rücu eder. Yakınca bak nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Bakın. Oradan gelmiş. İşte Hazreti Ali diyor ki ve tas'umu enneke cilmun sahirun, küçük olduğuna bakma şu kalemi odunun diyor. Ve fiyken kâvel alimul ekber, güneş içindedir diyor. Doğru mu? Ha. Küçük olduğuna bakma insanın, 18.000 alim burada dürülmüştür der. Tamam mı? Nerede? 218 şualarda da söylüyor. Şimdi o niçin böyle yaptı bir hikmeti? İnsanın nazarı küçük bir şeye, bir ota bakarken, yani kartpostaldaki o bahçenin, bahçenin bütünsel güzelliğini ot göstermez ama bahçenin bütünselliğiyle çiçeğe bakarsan o cüz kül olur. Bütün bütünsel gözüyle bir şeye bakınca bütün kadar güzel olur o ot. Bütün kadar. Ama hepsini hayalinden sil, sırf ota bak, ottur, keyif vermez. Otun güzelliği birdir ama o bahçedeki ot melekşedir, kelebektir, kurttur, domuzdur, odundur. Yani o orada gözüken manzara içerisinde o külli olur. Güzelliği 70 olur daha en az. Nisbi hakikat. Hakaik hakikiye bir ise hakaik nisbiye kaç? 70'tir diyor. Şimdi bütün alemi bir aynede seyretmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet-i Ahmediyesinde onun bir cilve-i temessülü var bizde. Onun için kendine küçük bakma. En büyük ihaneti yapmış olursun kendine. Şimdi onu okuyacağız. Bu kadar konuşmalar bunu anlamak için. Mevzunun emniyetine binaen. Zaten aşağıya dedi dipnot. 26. pencere dipnot. Şu pencere
umuma değil. Yani Risale-i Nur duymamış. İlk defa duyana değil. Anlatılmaz bu. Onlar Allah'ın ispatı, ahiretin ispatı ve imanı mevzular. Ya kime anlatılır? Ehli kalbe, sizin gibi adamlara ve ehli muhabbete hususiyeti var. Ondandır ki 26. pencere pek olmaz. Ben hayatımda bu ikinci kez yaptım hatırlıyorum. Bir İzmir'de yaptım, bir de burada olacak. Becerebilirsem tabii. Giriyoruz. Bu kadar malumat verdikten sonra. Şu kainatı mevcudatı. Yüzünde tazelenen, şu kainatın mevcudatın yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller. Yani geliyor, kayboluyor. 10. sözde dediği gibi, mesela bir nehir düşünün, akıyor. Güneş vurduğu yer parlıyor suda, vurmadığı yer karanlık. Karanlık, aydınlık, karanlık. Yani güneşin şurada vurduysa, nehrin orası parlıyor. Vurmadığı yer parlamıyor. Çünkü orada ağaçlar var, vadiler var, güneş vurmuyor. Ha, şimdi bir adam, şu karanlıkları görmüyor. Sırf aydınlığı görüyor suda. Der ki, parlaklık sudandır. Çünkü sırf burayı görüyor. Ama şu parlaklığı karanlıkla beraber görse, der ki, bu aydınlık güneşin zatından olsaydı, suyun her yeri aydın olurdu. Bazı yer aydınlıksa, o aydınlık hariçtendir. O zaman bu kainat nehirdir. Ustad zamana nehir der. Şerit der. O zamana konulmuş akıyor mevcudat. Zaman şeridi. Zaman nehri. Zaman mahluktur. Canlıdır. Ruhludur. Şuurludur zaman, şuurludur, kime nasıl akacağını biliyor. Onun için dersler sıkılana bir saat, 10 saat gibi gelir, ehli tefekküre bir an gibi olur. Zaman herkese farklı akmasının sebebi kime nasıl akacağını bildiği içindir. Şimdi bu mevcudat geliyor, elmaya yaprağını takıyor, kış geliyor, yok oluyor, kayboluyor. Tekrar takılıyor. Ha demek ki o yaprak, o elma ağacın zatı özelliği değil, birisi ona takıyor. Nehir gibi. Bu kainatta mevcudatın yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler bir cemali sermedi cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir. Ne işimize yarayacak? Buna mukaddeme, önermeler veriyor. İlgiler veriyor, sonra bina edecek bir şeyi. Yani bu kainattaki gözüküp kaybolanlar, kaybolmayan bakiye işaret ediyor. Nehirde karanlık, parladı karanlık. Ha demek ki kaybolmayan, daim olan bir güneşi gösteriyor. Su gibi akmayan bir güneşi gösteriyor. 2. Bu parlaklık suyun özelliği değildir. Harici gösterir. Bizde ve mevcudatta böyledir. Bizim üzerimizde gözüken bizim değildir. Biz kullanıyoruz. Kullanma etkisi verilmiş. Bu kalemi ben kullanıyorum, ben yapmadım. Bu eli de öyle. Hazır buldum, kullanıyorum. Çünkü bu benim elim diyor. Benim gömleğim der gibi. Benim gömleğim diyen gömlek değil, arkada. Bu benim elim diyen arkada. Benim ruhum diyen ruh değil, daha arkada. Hepsini kullanıyoruz. Ben denilen, bana ait olan her şey kullanmak için verilmiştir sana. Benim hayatım, benim aklım, benim gir içeri, benim gömleğim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o ben hep arkadaydı. Bunun dışındaki her şey değişiyor. Evet, irmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden sonra arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamaları anlattım. Daimi bir şemsin, güneşin şualarının aynaların olduklarını gösterdikleri gibi. Seyyal
Bunu anladık. Niye bir nehir? Tamam. Ha, o nehir nereye işaret? Dedik ya biraz böyle eli tefekkür. Nehirden kasıt zamandır. Seyyal zamanın irmağında. Yani İmam-ı Gazali'nin şeyini söyleyeyim. Saat böyle şu saat. Şimdi duyulmuyor da. Tak, 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 tak yapıyor ya. Bu diyor, saatin sesi değil diyor. Saat zannetme diyor. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Şurada kabir var, ona gidiyor. Zaman kodluyor mafleri, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, der esmasının vücud haricisidir bu mevcudat. Der esması. Esma cansız olur mu? Haşa. Canlıdır, ruhludur şu. Peki cilvesi nedir bu? Atomik bir vücudu haricisi yoktur. Zamanın atom cinsinden bu vücudu yok. Enerji cinsinden de yok. Maddi hayattan değil, aynı hayat cinsinden bir vücudu var. Yani buz. Atomsa şu, buzu meydana getiren su zamandır, arkası. Yani şu zamanı kısacası akan nehre benzetiyor. Nehrin üzerinde odun koyarsınız kaydırır. Eskide şey nakliye olarak kullanırlardı bizim memleketlerde, Karadeniz'de. Odunu keserler burada. Şurası şehir. Cadde. Odunu sonra dere geldiği zaman odunu dereye atarlar. Dere götürür. Nakliye yapar. Nakliye olarak kullanılır. Şimdi bu seyyal zaman, şu nehir seyyal zaman irmağında. Şuraya bak, teşbihe bak ya usta. Bir insan, unutmayın, bir insan misal verebiliyorsa derste, bir insan benzetme yapabiliyorsa, teşbih yapabiliyorsa, tenzih yapabiliyorsa, teşbih ve tenzih, bu insan o meseleyi kavramış, arkasına geçmiş, hazmetmiş, onu kainatta veya kendisinden gösterebilecek makama gelmiş demektir. Onun için velillahi meselun ala 16'ya 16 ayet, 16. sure, en iyi misali Allah verir diyor ayette diyor. Misallendirmek Kur'an'ın 40 cüzünden bir cüz mucizesidir. Onun için tefekkür ehilleri misalli ders yapabilir. Misal verebilir. Çünkü okumuş, çalışmış, bak çalışmış. Ne yapıyorsun? Üretiyorsun. Ne demek? Aynı şunun gibi. Zamana çalışmayan adam seyahat zamanı böyle anlatış yapamaz. Zamana çalışacaksın. Çalışan, tamam mı? Onun için tefekkür ehli olmamız lazım. Zamanı nehre benzetiyor. Seyyal, akıp gidiyor. İstikbalden hali oraya maziye dökülüyor. Gidiyor. Ve zaman için ne diyor biliyor musunuz? Sunuatta, tarihçide de geçiyor. Zaman haddi mustakim üzerine gitmiyor diyor Bediüzzaman. Helezonik yay gibi. Böyle gidiyor. He? Nereden gidiyor? Ezelden ebede hiçbir yerden gitmiyor. Bir taraf, ezel bir ucu, ezel bir yerde, evet. Yani ezel bir istikbalde başlamıyor. Ezel demek diyor, mazi, istikbal, hali üçü bir arada ihata eder. Ezel deyince Helezonik yayın kafası ebed doğrusunu değil. Ya, birisi imam-ı bin, birisi kitab-ı bin. Fakat zamanı bilelim. Mesela şöyle diyeyim. Şu anda oturduğumuz derste dinlerken ahireti görecek miyiz? Önümüze çıkacak mı? Ahiret yaptığımız ameller Allah'ın Kur'an'ında önümüze konulacakmış. Peki ahiret gelecek değil midir? Şu anda yaptıklarımız maziye döküldüyse, öldükten sonra önümüze konulacaksa, ahiret de gelecek zamansa mazimiz istikbal oluyor. Yani tak 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 tak. Yani burayı geçtim. Geçtim ama bu kalemin yayı gibi düşün. Böyle değil ki geçmişinden uzaklaşasın. Eğer zaman böyle olsa geçmişinden uzaklaşır. Bak yaşadığımız ameller geçmiş oldu. Oysa
önümüze artırılıyor. Ahirette göreceğimiz malzeme oluyor. Ahiret önümüzde. Zaman böyle hattı müstakimde gitmiyor. Daire vari yapıyor diyor. Ha? Şimdi seyyah zamanın ırmağında zamanı ırmağa benzetiyor. Onun üzerinde seyyah mevcudatın üstünde, onun üzerinde denizin üzerinde mesela samanı koydunuz nehire. Saman suyu kaplasa, suyu görür müsünüz? Her tarafı kaplamış. 1 metre veya 10 santim. Samanla kap, suyu göremezsiniz. Ne görürsün? Saman. Saman bu mevcudattır, nehir zamandır. Onun için zamanı görmüyoruz. Mevcudatı hareketlendiren, kaydıran, değiştiren, öncelik sonralık yapan zamandır. Lef-i mahve ispattır. Hakikat-ı zaman, lef-i mahve ispattır. O da halk etmek, yok etmek. Bak, tırr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 r
gözün görmek, efendim bak. Gel. Bir mesela ilkbahar, sonbahar, kış, yaz, tekrar ilkbahar. Yani böyle gitmiyor. Yeni bir şey değil. Onun için uzaklaşmıyor. Şuradaydı bu teyitte, buraya geldim aynı teyitte. Bu taraf değil ya. Peki, dünya başladı. Dönüyor güneşin etrafında ama kendi etrafına dönerken, bak güneş düşünün, dünya bunun etrafında dönüyor. Komple bu güneş sistemiyle beraber dönüyor. Ayrıyeten bak, dünya güneş etrafında dönüyor ama böyle dönüyor. Gidiyor. Ha, bu kalemin içerisindeki yay, kainat başladı, bitti. O koridorun adı Haşır Meydanı. Bir daha yapayım. Güneş dünya etrafına dönüyor. Tamam. Sağdan sola. Dönüyor mu? Böyle sabit değiller. Bu dönerken aynı zamanda böyle gidiyor. Burada ne yaptık? Kalemin içindeki yay gibi bir içerisinde helezonik bir yay ya. İçi bir koridor olmadı mı? Yoksa Haşır Meydanı dünyamızın güneş etrafına çizdiği yörünge değildir. O yörüngelerinin toplamıdır. Mektubatta anlatıyor. Düşün. Nereden çıkarmış bunu? Mektubat nereden çıkarmış? Yani nereden çıkarmış? Nereden nasıl varmış? İşte mektubatta anlatıyor. İşte ayetlerde tefekkür etmiş. Tefsir etmiş. Devda demişler ya, Hasan dememişler ya ona. Bedi. Bedi'yi sonra Hasan demedi. Böyle bir hakikat elimizde olmasa. Duman, duman. Benim yani kafamı durduramazdım ya. Bir şeyde kanaat edebilmek de nimetmiş ha. Seni motive ediyor ya. Ne ediyorsa tamam ona tutun. Seni motive ediyor, bir yerlere taşıyorsa tutun ona, bırakma. Bırakma. Bak bu kürsüde söylüyorum. Tarikattır, zikirdir, evlattır, risal. Tutundun. Seni bir yere taşıyor mu? Sabit tutmuyor. Seni bir yere taşıyor. Veya namazı kılmana, ibadet yapmana vesile oluyor mu? Tutun, bırakma. Bırakma. Tutun. Bazıları beni şimdi asacak ya. Yok, bunun talebelerinde yok bu iş. Elhamdülillah. Ha, seyah mevcudatın üstünde parlayan nehire dedi ki, seyah zaman. Tamam. Onun üzerinde mevcudat var, saman gibi. Onun adı da seyyar mevcudat. Çünkü oynak. Elham işte yüz hepimizin. Kaç tane yüz var? 200, 200 düşün dedikleri zaman kızıyoruz. Mesela kaç tane yüz değiştirdi? Seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat-ı cemaliye dahi. Lemaat-ı cemaliye. O lema şu. Şimşek var ya şimşek. Vurmak gibi. Ha, öyle bir cemal ki lemaat-ı cemaliye, yani şu ampulün 40 saniyede 40 defa yanım sönmesi gibi. Ama gözün görme kabiliyetinden izni yapıldığı için biz onu daimi zannediyoruz. Ha, buna lemaat-ı cemaliye.
Ve ilimden kudrete, kudretten ilime. Mektubat kaçta diyor? 59'da. Bu ilimden kudrette, kudretinin. Bir de 30. sözün haşiyesinde söylüyor. Halkın cedid var. Lemat-ı cemaliye dahi mevcudat hiçbirisi sabit değil. Var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor. Kudretten ilme, ilimden kudret. Burası kudret. Burası ilim. İlim, kudret. Cemaliye dahi bir cemali sermedi işaret ederler. Yani devamlı değişen, değişmeyen bir şeyi. Her şey hareketlenmişse hareketli, hareketli olmayan bir şeyi gösteriyor. Her şeyi her şeyle irtibatlandıran her şeyin dışındadır. Gösteriyor. İşaret ederler ve onun bir nevi emareleridirler. Kainat devamlı değişiyor, yeni manzara oluyor. Mesela şimdi Bingöl'de, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da, Ağrı'da karlar yağdırıldığı zaman ne acayip bir şey olacak şimdi. Ne garip bir alem değil mi? Ne kadar mükemmel bir tasarım. Allah alacak şeyi, Karadeniz'deki suyu, gidip Bingöl'de dağlarda kar yapacak. Bingöl'ün dağlarına kar yapacaksın. Biraz da suyu alacaksın, kar yapacaksın. Bu neydi? Onun işaretleri, lemalarıdır. Allah hakikaten ne zevk sahibi. Ne kadar seviyor. Allah işte kendisi seyrediyor. Dağları böyle. İçeri alıyor Karadeniz, orayı süslüyor. Sen o veya yağmur olarak şey yapıyor, suluyor. Hortumla sen Karadeniz'deki suyu Bingöl'e, Bitlis'e dağları sulayabilir misin? Nasıl suluyor ben de anlamıyorum. Hem de ne kadar gerekiyorsa. Tık 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 tık. Allah hakikaten Allah'lık yapıyor. O kadar sevilen bir Allah ki. Allah o kadar tatlı ki. Maalesef Allah'tan korkutmuşlar bizi. Anne baba çocuğuna itaat, çocuğu bana itaat etsin diye Allah ile tehdit ediyor. Onu bana itaat yoksa Allah'a yakarsın. Oğlum şöyle yaparsan Allah bilir ne yapar. Allah hep ceza usulü olarak, sanki cumhuriyet savcısı olarak koydu. Oysa Allah ne kadar tatlı bir şey ya. Allah sevilir ya. Allah kadar sevecek ne olabilir? Ama Allah deyince hepimiz uygulayın kendi aramızda. Allah deyince ne hatırımıza geliyor? Hemen cehennem mi hatırımıza geliyor? Hemen böyle cehennem boğazını sıkan, hürriyetleri kaldıran böyle mi geliyor? O zaman baskın büyütülmüşsünüz. Allah ya sevilir. Ondan daha tatlı ne olabilir ya? Bütün tatlıların kaynağı. Sevesin diye sevmeyi sana vermiş. Onu sevdiğin şeyden daha, sevgilinden daha çok sevilmesi lazım. Çünkü sevgilinin güzelliğini ona da muhabbet duyasın diye o istidadı veren Allah sevgiliden daha sevgilidir ya. Allah baklavadan daha tatlı olması lazım. Biraz önce bir kafa yedi bu ya diyor. Çok seviyorum ben Allah'ı. Elhamdülillah. Bak ne kadar seviyorum, baklavadan fazla seviyorum. Sonsuz diyemiyor. Çünkü Allah da kendisi diyor. Sonsuz büyüktür demiyor. Allahu Ekber. En büyük. Büyük zannettiğinden büyüktür. Sevdiğinden daha güzeldir. Düşündürüyor. Elhamdülillah. Hem evet giriyoruz. Şimdi meseleye giriyoruz. Hem kainat kalbindeki ciddi aşk. Kainat insan düşünün kalbi varmış. Onda bir aşk var. Bir maşukul ezaliyi gösterir. Bizde aşk yok mu? Var. Biz ağacın meyvesiyiz. Bir ağaç düşünün şöyle 23. sözde. Kökünde çekirdek var mı? Var. Ağaç oldu mu? Var diyor. İnsan çekirdeğe benzer diyor. Bir insan meyvedir diyor. Meyvenin içinde çekirdek var mı abiler? Var. Yani o şu bizdeki yazılım. Meyvenin içerisindeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısıdır. Ne aynısı ne gayrısı. Şimdi bizde aşk var mı? Var. O bizim aslımız olan büyük kainatta da aşk var. Aşk mı daha kaliteli, muhabbet mi? Hadi bakalım. He? Aşk daha kalitelidir diyor. Başka? Aşk. Muhabbet. Başka? Muhabbet. Peki, mektubattan okuyalım. Siz dediniz, farklı fikirler beyan ettiniz. Alimler de farklı beyan etmişler. Usta tavsiye ediyor. Bakalım. Ne diyor? Aşk mı daha kaliteli, muhabbet mi? Muhabbeti doğuran aşktır bence.
Muhabbeti doğuran aşktır. Yani aşk daha merkezde. Sen aşık oldun mu hiç? Olmadın. Fazla anlamazsın. Aşk şey. Tarikat da, tarikatçı da olamazsın. Aşk, hatta bazılar eskilerde derlermiş ki, tarikat yapabilmen için aşk mecazı olacak. Aşık olmadın, çık aşık ol gel. Ama aşık olup terk edebilirsen, ya terk edemezsen aşık oldun, helak olur gidersin. Onun için risk taşıyor. Peki, şimdi bakalım, 305'te çalışarak geldim dedim ya. Böyle benim kafam çalışan bir insan değil. Çok iyi bilen de değil. Ama bir tarafım var ki size de göstereyim, ders çalışarak geliyor. Ha? Ne kadar zeki dayı olursan ol, külliyat hakim olursan ol, ders çalışacaksın. Ders yapanlar, kitap okuyanlar, öğretmenler, dersinize çalışın. Öyle girin. Bak diyor ki, işte bu yüksek makamı mahbubiyeti Süleyman Efendi, 305 mektubu, ben sana aşık olmuşam, Mevlüt-i Şerif'te yazmış. Allah adına konuşuyor şimdi. Allah'a perkeli koymuş. Peygamberimize hitaben ben sana aşık olmuşam Allah diyormuş. Tamam mı? Oluyor. Tabiriyle beyan etmiştir. Şu tabir bir mirsad-ı tefekkürdür. Gayet uzaktan uzağa bu hakikata bir işarettir. Bununla beraber madem bu tabir şen-i rububiyete münasip olmayan manayı hatıra getiriyor. Yani Allah'a yakışmıyor ben sana aşık olmuşam. Çünkü aşkta ikilik vardır. Muhabbette ikilik yoktur. Tamam mı? Anne çocuğunu ne aşkla sever, ne muhabbetle sever, şefkatle sever. Şunat-ı Zatiye'nin merkezini bana söyler misiniz? Ama bitireyim ondan sonra. Bununla beraber madem bu tabir, ben sana aşık olmuşam tabir, şen-i rububiyete münasip olmayan manayı hatıra getiriyor. Allah'a yakışmayan bir şey hatıra getiriyor. Çünkü Allah aşkta bir ihtiyaç var. En iyisi şu tabir yerine şöyle demelidir idi diyor. Ben senden razı olmuşum denilmeli. Yani muhabbet mi aşk mı yapalım. Şunat-ı Zatiye şöyle diyeyim. Esma kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şunat-ı Zatiye. Şunat-ı Zatiye'nin kaynağı mahiyet-i Zatiye. Peki şurada konuşuyoruz. Şunat-ı Zatiye'nin en merkezinde şefkat var. Şefkattan muhabbet. Muhabbetten sevk. Sevkten surur. Surur'dan lezzet. Memnuniyet, iftihar. Böyle çıkıyor. Şefkat. Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzehe. Surur. Sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Şefk. Şefk. Demek ki muhabbet kaçıncı sırada? İkide. Peki aşk hangi esmaya dayanıyor? Sıfat esma mı? Vedud esması. Esma-ı Hüsna burada. Esma sıfattan çıkar. Esma ve sıfat şunattan çıkar. Esma, sıfat, şunat mahiyet-i zatiyeden çıkar. Muhabbet burada, aşk burada. Muhabbet üstündür. Muhabbet karşılık beklemez. İhtiyaçtan değil. Mesela su ıslatır. İhtiyacından değil, fıtratındandır. Güneş ısı verir, ışık verir, nur verir. İhtiyacından değil, fıtratındandır. Ha, aşkta ikilik vardır. Aşık oluyor, karşılık görmeyince intihar ediyor. Demek ki bekliyor. Muhabbet öyle değil. Aşk daha merkezdedir. Onun için kadınlar şefkat kahramanıdır. O noktadan sizden üstündürler. Demek ki ben sana aşık olmuşam yerine ben senden razı olmuşam. Allah böyle demek. Çünkü ben sana aşık olunca aşık olmak ihtiyaçtır. Sevmek ihtiyaçsa sevilmek de ihtiyaçtır. Ama muhabbet kainatın bir sebebi vücududur der. 24. söz, 5. dal, 1. meyve. Muhabbet, kainat, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Niye yarattı? Muhabbet ettiği için. Muhabbetten kainatı yarattı. Ha, aşk vedud ismine muhabbet şuunat-ı zatiye bakıyor.
İyi ki öyledir. Çünkü Allah bizden bir şey beklerdi. Bizden bir şey yapıyoruz. Yani aç, bak hiçbir şey beklemiyor, bir şey beğenim yok. Fark, acizliğini bil, fakirliğini bil. Tamam. Onu nasıl bileceksin? Eylem. Demek ki kainat kalbindeki ciddi aşk bir maşruku laizaliyi gösterir. Yani kain büyük insanda bir aşk var. Bu aşk da benim yediğim fasulyeden, kuru fasulyeden, pirinçten, ekmekten gelmedi ya. Aşk. Ha, veren birisini gösteriyor. Ben nasılsa karşı şeyi seviyorsam, Allah'ta da Allah'ın esması da böyle seviyor. Yani yarattığı sanatı seviyor. Evet, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey, esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle, şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nev insandaki ciddi aşk-ı lahuti gösterir ki, bütün kainatta fakat başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Allah Allah. Bir daha. Evet, ağacın mahiyetini bulunmayan, bir çınar ağacı düşünün. Meyvesinde, çekirdeğinde olur mu bu? Ağaçta olmayan bir şey. Mesela ağaç, çınar ağacı, ağaç çekirdeğinde armut var. Olmaz. Ha, diyor ki, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde bulunamaz. Kainatın meyvesi insan değil mi? O zaman bizde var olan kainatta da var. Kainatta da var. Kainatta da var. Peki bir şey söyleyeyim size. Bir ağacın neticesi, hulasası olan meyve ve onun hulasası olan çekirdeğin muhabbet ettiği şey nedir biliyor musun? O çekirdek tekrar kendisi gibi aslına dönmek. Her şey aslına önceden bir ağaç olmak ihtişeyi var, aşkı var. O çekirdek tekrar ağaç olmak ister. Ondandır ki biz kainat kadar büyümek istiyoruz. Kainat ağaçtan aşağıdır. Şecere-i hilkat ise kabu kafsenden. Kainat buradan başlar. Şeceri kainat buradan başlar. İnsan kainatın çekirdeği, insan bir çekirdeğe benzer diyor. İnsan. 23 söz. Peki ne demektir? Kainat kadar imbisat etmek isteriz. Niye diyor? 9. sözde şöyle geçiyor. Bak. O kadar hoşunuza gidecek ki şu cümleye bak. 43. İnsaniyet, bizde bir insaniyet var. İnsanda insaniyet varmış. Ne olmuş o? Onu kainatla alakadar etmiştir. Bütün kainat alakadar. Sığır mesela iki şeye ihtiyacı var. Su ve ot. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Ev derdi yok. Öyle değil mi? Yani sığır otla suyla alakadar etmiş. İnsaniyet, bizde insanda insaniyet varmış. Bab-ı insaniyet. İnsan alemine bab-ı insaniyetten insan gelecektir. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Toprağın merkezindeki mağmadan, toprağın altındaki madenlerle alakamız yok mu? Alakadar etmemiş mi bizi? Etmiş değil mi? Yıldızlardan, Merkür'den, galaksiden, Big Bang'den, kainatın ta arkasını merak ediyoruz. Niye diyorsun? İnsan olduğum için. Bak insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Bu çok hoşuma gidiyor. Niye? Beni anlatıyor. Beni harita gibi açıyor Risale'yi. Bilgileneceğim diye bakma sen. Sen de zaten bütün kainatta var. Aldığımız şu dersler, sohbetler sana bir şey yüklemiyor. Sen de var olanı ortaya çıkarıyor. Üstündeki battaniyeleri açıyor. Sende var zaten. Niye? Alleme, Adem'e, Esma'ya, külliha. Biz Adem'e kainatın başından sonuna kadar bütün esma ve ilimleri kodladık. Öyle ki öğrenecek bir şey yok. Hepsi kodunda var. Çekirdekte ağaç var diyor. Daha bir şey ekleyemezsin. Ama çekirdek ağaç olması için güneş, hava, toprak, su lazım. O yazılıma bir yazılımın ağaç olmasına ihtiyaç var. Biz arkadaşlar kainatta ne var Allah'ın dışında? Her şey var.
Artık bir şey kodlayacağımız yok. Aldığımız ilim ile var olanı ağaç yapıyoruz. İnsan bir çekirdeğe benzer. Dar alemi arzide toprağı altında şöyle şöyle diye alacak diye devam ediyor. İnsan ya. Şimdi bak, bütün alemi bir aynada seyretmeye çalışıyoruz. Bütün alem insan demiştik. O zaman bende bir aşk var mı? Benim bitirmiş modelim, yani ben nevi ağaç. Ağaçta da aşk var. Çekirdekte aşk varsa ağaçta da aşk var. Sonra şeceri kainatın hassas meyvesi olan nevi insanda ciddi aşk ile avuti. Bir de ne var aşk? Böyle hani sevgili falan, para, pul, kız falan değil bu. Aşk ile avuti. Aşk ile avuti olduğunu nereden anlıyoruz? Yandım, piştim, köfte ettim, beni viran ettim diyoruz ya kıza. Onu elimize geçiyor, 6 yıl sonra boşanıyoruz. Hani lan yok olmuştun? Hani köfte viran olmuştun? Lan niye boşanıyorsun? Ha demin ki o aşk, aşk-ı mecazi, aşk hakiki o değil. Aşk-ı hakiki, bu aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikinin cilvesi, limatıdır. Bir böyle şimşek gibi çakıp böyle şey yapmasıdır. Esas Allah aşkı var. Bitmez, tükenmez. O öyle geçti mi, bitti, oluyor çorba. Biliyorsunuz baklavanın en lezzetli tarafı ilk alınan dilimdir. İkincisi çorbaya doğru iner. Düşer, 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 5-6 tane, 10 tane lokmadan sonra olur çorba. Şeyde, aşkı mecazelerde öyle, eline geçene kadar zirve. Yandım, piştim, yok oldum. Eline geçti, oldu çorba. Hani lan bir pişmiştin? Hani yok olmuştun? Erosun oku gibi oluyor. Ha ne? Erosun oku gibi oluyor. He ben alamadım onu. O anlatıyor, o an aşkı yolunda sonra. Evet ama Allah aşkı öyle değil. Çünkü devamı çocuğu emer gibi tövbe. Biz Allah aşkı, aşkı lahutiden bahsediyorum. Devamlı ruh besliyor. Ona bir delil vereyim mi şimdi size? Şu anda rahatlık hissetmiyor musunuz? Böyle bir rahatlık yok mu bu kadar kalabalık içinde? Ha ne diyor biliyor musun? Allah şu anda kalbinize diyor ki böyle aralıyor böyle. Bak ben sizden razı oluyorum demenin adıdır. Bazı namazlarda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle tatlı bir hava olmuyor. Veya Kur'an okurken veya ders dinlerken. Ha o şu Allah aralıyor size. Razıyım demek. Ha şimdi bu aşk-ı lahutidir şu anda. Aşk. Şimdi Allah korkusu var mı bizde? Yok. Allah sevgisi var. Yok mu? Var. Allah her şeyin sahibi. Cehennem var, kabir var. Allahsız düşününce azap yeridir. Allah ile düşününce geçit yeridir. Geçiş yeridir. Allah var kardeşim. Derdim var. Allah var. Allah var, problem yok. Allahsız baktığımızda azap veriyor. Ama Allah böyle bir Allah işte. Bizim alemimizde küçük küçük şey sıkıştırmışız tabii. Bak aşk-ı lahutiden bahsettim 5-10 dakika. Aşk-ı lahutiyi gösterir. Öyleyse kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbubu ezeliği gösterir. Ya bizde aşk-ı mecazi olduğu gibi aşk-ı hakiki işaret ediyor. Tamam mı? Ne yapıyor? O aşk-ı mecaziler, araba, kız, para, makam, bilmem şey, şöyle, bunlar bize eğitim gibi spor yaptırıyor ki maça çıkacağız diye. Aşk-ı hakikiye varmak için bu yöntemdir. Sevmeyi öğreniyoruz. Neyle? Sevilerek. Allah bizi severek, bizi sevmeyi öğretiyor. İlk önce sevilmeye ihtiyacımız var. Anne bizi sevdi. Sonra biz de sevmeyi öğrendik. Sevilerek sevmeyi öğreniyoruz. İlk önce sevmek var. Allah bu kainatı yarattı, bir sebebi vücudu mahvetmiş. Ha demek ki kainat da böyle. Aşk-ı mecaziler oraya gitmek için. Aşk-ı mecaziler yanlış değil. Sev ama Allah adına sev. Haddini hududunu aşma. Haddini hududunu aştın mı oraya gömülüyorsun. Seni ortadan kaldıran aşk, aşk değildir. Kuyudur. Sonra hem kainatın sinesindeki çok suretlerde tezahür eden inci zatlar, cezbeler, cazibeler
ezeli bir hakikati cazibeden cezbil olduğunu hüşşar kalpleri gösterir. Şimdi bak, bizde bir çekilme yok mu? Böyle bir şey, Allah'a karşı veya bir kıza karşı, paraya makama karşı, bu incizap demektir. Demek ki çekiliyorsan, çeken var. Öyle değil mi? Bir daha, çekiliyorum. Bir yere doğru böyle süpürge makinesi gibi çekiliyorum. Hani var ya, rüzgar çeker gibi, vakum yapar. Birisi beni çekiyordu. Yani şöyle diyeyim, ipi attım, düştü öyle. Ama gergin ip, çekiyorum. Ya duvara takılı ya birisi tutuyor ki ip gergin. Ben bir yere doğru çekiliyorsam, çekenin vücudu benim kadar vardır. Bu incizap demektir. Ha, biz sonsuza çekiliyoruz. Ebed hayata, kansersiz hayata, dertsiz, sıkıntısız. Ahiret denilen bir alem ya. Yani çekiliyoruz ama nedir? Peygamber geldi dedi ki tanımlayayım dedi, ona isim koyayım. Siz bir yere doğru çekiliyorsunuz. Yani istiyorsunuz ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak. Ha, var, bunlar var mı çekilme? Var. Ha, o çekilen alan var. Alem var. Alan var. Alan. Manyetik alan sizi çekiyor. Ya ki, peki sen kimsin? Ben Hazreti Muhammed'im diyor. Aleyhisselam. Peki bu nedir diyoruz? Orası ahirettir diyor. Nereden biliyoruz ahiretin olduğu? Çekilmenle bil diyor. Eğer o olmasaydı seni çekmezdi. Çeken olmazdı. Çekiliyorsan çekenin vücudu vardı. Bu incizaplar var. Cezbeler var. E biz de çekiyoruz. Ortada biz çektiğimizi, bazı sevdiklerimizi çekiyoruz. Demek ki bizde bir de bir sevgi var ki, cezbe. Bunu yaparken incizap da var. Çekiliyoruz. Çeken çekiliyor. Tamam. Şöyle diyeyim. Allah'ı seven, onun yolunda olan Allah'ı alemine çekti. Bu insanı da biz seviyoruz. O da çekiliyor tarafa. İnsanlarca seviliyor. Bunlar neyi gösteriyor? Karşı tarafın vücudunu gösteriyor. İncizaplar, cezbeler, cazibeler ikiliği gösteriyor. O alem var. Beka istiyorsak o var. Sonsuzluk istiyorsak o var. Korkuyorsak azaptan o var. Yokluktan korkuyorsak o var. Tamam. Kendi aynamızdan seyrediyoruz oraları. O alemin tereşuhatı, yani aynada güneş var veya gündüz. Şu lambayı görmeyelim, gündüz kalın. Işık var mı? Var. Bir tanesi deseler ki, Hasan kardeş elektrik yanıyor mu? Işıklar var mı? Ceyranlar var mı? Bir dakika. Bakayım. Var tabii canım elektrik. Ahmaklıktır. Niye? Onun alameti aynı ışık var işte gündüz. Gündüz ışık parmaklarıyla güneşi gösterir. İşte bizdeki çekilmeler ve çekmeler o alemi gösteriyor. O zaman insan kendi aynasında orayı seyrediyor. Bunu 11. şuada diyor ki ahiretin tereşuatları insanda çeşitli şekillere girmiş. Aşk olmuş, muhabbet olmuş, ebed arzusu, sonsuzluk. Ama o yönünü değiştirirse Ahmet, Mehmet, araba, dolar, para olur. O da bir şekil almış. Muhammed, biraz oluyor mu abim? İnşallah. Tamam. Ama burası zordu dedik. Çok zor tabii. Zor değil mi? Keseyim mi? Yok, estağfurullah. Kaç dakika oldu? Keseyim. Dur bakayım. Bak bak. 49. 49. Meram anlaşılmıştır herhalde. Madem çok zor dedin, peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.